2 Merhaba arkadaşlar, hepiniz Shoti Game'e hoş geldiniz. Bugün harika bir içerikle yine karşınızdayım. Etkinlikte yapmamanız gereken bir olay var. Eğer yaparsan sıkıntı yaşarsın. Ha, sana kalmış, yine birazdan anlatacağım. Sizden de gelen sorularla ilgili yaptım bu videoyu. Ve ardından mağazadan gideceğiz, bir paket açacağız. Çünkü gördüğünüz gibi param var. Birazcık daha para kasıp hem günah keçisi hem de yaparsın Shoti'de yepyeni bir kadroyla karşınıza çıkmak istiyorum. Şu yani 138 gendeyim ama onu birazcık arttırmam lazım. Gördüğünüz gibi burada iki tane, hem şu bilgiyi de size vereceğim ama biraz sonra vereceğim. Şimdi soruya geçmeden önce hadi vereyim. Neden ben bunu bu şekilde ayarladım? Buraya da event diye yazdım. Abi şimdi eğer kadronuzu, ben mesela full kadromu yaptım. Gittim yanına yedeklere, elimdeki en kuvvetsiz adamları, kim varsa elimde, şöyle bir gel yükseltmeden bakalım. Şöyle hemen, oğlum yanlış yaptım lan. Şunu bir 80 yapayım. 80, hadi 85 yapayım. 85'lik bir sürü oyuncu vardır elimde. Şimdi sistem şuna göre çalışıyor arkadaşlar. Bu sizin için bir taktik, zaten çoğunuz biliyordur ama ben bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim bunu. Ha, bunun konuyla alakası yok. Bakma şimdi çat diye açıldı diye bunu gösterdim. Şimdi burada buraya girdiğiniz oyuncular sizin takım geninizi düşürüyor. Takım geniniz düştüğü için de siz takım genine göre rakip buluyor size oyunda ve daha rahat maçlar yapabiliyorsunuz. Yani ne bileyim, mesela şu an bu takım geni normalde 138 gen. Ben bunu 122 geni düşürüyorum. Ha, karşıma 122 genli oyuncular geliyor ama ben ona karşı 138 genle mücadele ediyorum. O yüzden siz de çok rahat bir şekilde Event'ın maçlarını bununla kasabilirsiniz. Şimdi olaylardan bir tanesi şu. Bu soru çok geldi. Şimdi burada yollar var, değil mi? Ben mesela burada Nesiyen'i seçtim. Size Kafu'yu seçmeyi, yeni başlayanlara Kafu'yu seçmesini önerdim. Çünkü Kafu'da daha fazla oyuncu vardı. Daha mevkilere yayılmıştı. Cruyff'de ise böyle, Cruyff aynı mevkide olduğu için bunu hiç önermemiştim. Ama benim takımımda DM mevkisinde topçu olmadığı için ben Essien tarafına gitmeyi tercih ettim. Şimdi arkadaşlar, burada eskiden böyle bir olay yoktu. Çoğu event'ta böyle bir şey yoktu. Ki bu görevleri yapmayan arkadaşlar yapıp buradan puan kasabilirler. Şimdi burada gördüğünüz gibi 205 puanım var. Tamam mı? Eğer bu puanı normal eventlarda geliyordun abi, bu transfere basıyordun, tamam mı? Buradan eksiliyordu. Talih paketini basalım. Ay, yola gitmedi, bir bok vermedi, 1 milyon para verdi. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi 165'e düştü bu. Şimdi biz bununla daha önceden hem buraya gidip hem de mesela ben Essien yolunu seçtim. Essien yolunda ilerleyebiliyordum. Ama şu an oyundaki mantık, bu coin'i, bu kastığınız itemi, coin'i artık ne derseniz deyin, ya burada harcayacaksın ya da transfer bölümünde harcayacaksın. Yani ya burada kullanacaksın ya burada kullanacaksın. İkisinde birden kullanamıyorsun. Yani bunu çok iyi ayarlamanız lazım. Benim buradaki size tavsiyem şu olacak. Mesela ben şu an DM mevkisi benim için önemli. Yani defansif orta saha benim takımımda yok. Essien'de gerçekten iyi bir kart. O yüzden benim amacım buradan direkt Essien'e gidip Essien'i buradan almaya çalışacağım. Essien'i alana kadar da paket açmayacağım. Ondan sonra Essien'i aldıktan sonra diğer, mesela yoldaki topçulara ihtiyacım yok. Tamam mı? Diğer topçulara ihtiyacım olmadığı için kalkıp ondan sonra paket açacağım. Zaten çok fazla da bir şey gerekmiyor yani, böyle çok ekstrem bilmem ne, aman Allah'ım ne olacak ne bitecek diye 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 falan kalmış Essien'e ulaşmam için. Yani size de tavsiyem şu, transferi atın eğer hoşunuza gidiyorsa, seviyorsan, diyecek hiçbir şeyim yok içinden çünkü acayip acayip şeyler çıkıyor. Bana da çıktı, çok acayip acayip şeyler çıktı. O yüzden ona karşı bir şey demeyeceğim size. Fakat şöyle bir şey var. Yani mesela kalkıp bu adamlar sizin işinize yaramıyorsa, yani kalkıp sadece bir adama odaklandıysan, onu alıp direkt transfere geçmeniz daha mantıklı. Mesela burada iki karttan bir tanesi, Drogba çok güzel forvet, Drogba sağlam, Essien sağlam, hatta Lampard orta sahada çok sağlam, tavsiye ederim. Yani bunları alıp, ya da bunların hangisinde mevkide yoksa elinizde, onları alıp ondan sonra kalkıp transfer kısmında istediğiniz transferi açmanızı öneririm. Çünkü şöyle bir şey var. Sen kendini iyice bu transfere kaptırırsan, ya bu adamları buradan açmaya çalışırsan,
eğer sana da buradan istediğin oyuncu çıkmazsa ya kupon oyuncu fırsatını kaçırırsın. Ya çünkü adam bedava vermiş bunu zaten. Herkese 350 bir şey değil yani. Bu kalkıp bunu mesela 4-5 gün sonra ben alıp takımla ekleyebilirim. Anlatabiliyor muyum? O yüzden size tavsiyem onu almanız. Zaten Campbell da geliyor. Artık Campbell dedim. Aha burada bir tane paket varmış. Onu da bir açalım. Campbell da geliyor. 2 gün sonra hemen hemen herkese şeyi de veriyor. Baroni miydi neydi o adam? Öteki yıldız biletindeki adam. Şunu da veriyor. Bunun da görevleri bitti bitiyor. 2 günü falan kaldı. Bunu da herkes alacak. Bastoni, Baroni. Baroni nereden çıktı ya? Evet benim tam 2 günüm kalmış. 2 gün sonra bu adamı da alacağım. Bu adamı da aldıktan sonra benim herhalde bütün oyuncuları değiştirmiş olacağım. Ya pazara gelirsek pazarda şöyle bir sıkıntı var. Abi pazar gerçekten bazı oyuncular dipe vurdu. Çok düştü. Ama bazı oyuncular da düşmüyor abi. Mesela aranılan mevkilerden bir tanesi. Ben kendim aradığım için çok iyi biliyorum. Abi sol bekte mesela oyuncu yok. Büyük ihtimalle Hernandez ve Carlos abi şu 113'ün Carlos'a bak 1 milyara kadar çıktı ya. Bu kartın değeri bu kartı tamam mı bu bug olayı gelmeden önce mesela şuradan satın al desem bug olayı gelmeden önce 225 milyona alan yoktu suratına bakan yoktu ama oyundaki şu an en iyi sol beklerden bir tanesi olduğu için müthiş derecede gidiyor. Ben almıyorum ısrarla almıyorum çünkü çok büyük handikap. Oyuna yeni ekstra bir tane sol bek geldiği zaman bunların fiyatı çakılır abi. Anlatabiliyor muyum? Çakılır. Yani alternatifi olmadığı için inanılmaz derecede yükselmiş ama doğal olarak yani alacağınız oyuncuları iyi seçin. Bazı oyuncular çok yüksek, bazıları çok düşük. O da mevkiden ötürü arkadaşlar. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ondan sonra şimdi gelelim işin eğlenceli kısmına. Paket açılımına. Eğer bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen bana destek olmak için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir güzel paket açılımı yapalım. Benim kafamda bir tane paket var. 2500 FIFA Point'i yazacağız abi bugün. Ama ben şu paketi çok hoşuma gitti benim bugün. Yani şuradaki oranlara bakıyorum hemen hemen sadece oyuncu çıkıyor. 112 gen çıkma ihtimali 1.16. Abi aslına bakarsan düşük ya. Düşük ya. Ama mucize de olsa yani diğerlerinden çıkma ihtimali de varmış gibi gözüküyor ama çok zor tabii ki. Hem para yani aslına bakarsan bunu açmayayım lan. Para da veriyor bu. Hem para veriyor hem bir şeyler veriyor. Şu paketi deneyelim. Yok lan bu ne? Bu ne Allah'ını seversen bunda bir şey yok. Zaten bu sadece coin'e odaklı bir paket. Şuna bakalım. Bu da aktarım puanı veriyor ama benim aktarım puanım çok fazla ya. Bu da benim için uygun değil. Büyük ihtimalle şuna bakalım. Bu da beceri geliştirici veriyor. Kadroyu geliştirmek için. Yok be en iyisi yine şey. En iyisi yine bu paket. O yüzden hemen 5 tane ardı ardına tak 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 diye atalım. Hadi başlıyoruz. Haydi bismillah. Standart paket be. Neredesin be? Ana! Evet müthiş bir başlangıç oldu. 300 jetonla başladık. Yanında gerçi bir tane oyuncu vardı ama oyuncu tamamen tırt abi. Tamamen tırt. Çok kötü başladık be. Abi bu da aktarım puanı veriyormuş. Vazgeçtim lan seni açmaya. Vazgeçtim kardeş. Seni açmaktan vazgeçtim. Şunu açacağım. Yo bu da beceri geliştirici. Oğlum ben kimi açayım ya? Şunu açacağım. Bu da sadece jeton. Allah Allah. Oğlum yine en iyisi şuymuş ya. Şuraya bakayım. Yok. Yok en iyisi oymuş yine ya. Valla en iyi paket buymuş abi. Yapacak bir şey yok artık. Jeton, meton, aktarım puanı, odur budur filan gideceğiz yani. Bir. İki. Dört. Santa Fe. Bayern Münih. Oha! Oha! Mane! Ana! Şuati ne yapıyorsun sen ya? 115 milyon tamam çok. Böyle eski ama Mane. Mane'ye tek attık ya. Böyle kafasına tak. Oha be. Hayvan. Mane'yi nasıl çıkardın ya?
Oğlum şu takaslar gelseydi bunları takaslarda kullansak ya. Şuraya bak, 111'lik Davis daha şey. Ucuz. Aman herkese bana 60, hemen satmam lazım. Yalnız çok güzel kart ha. İsterseniz eğer satılmazsa bu videonun yorumlarına göre bunu mesela günah keçisinde falan deneyebiliriz ha, teke tek maçlarda. Ama güzel geldi ya. Şansın varmış kardeş, şansın varmış. Şansın. Beceri geliştiricilere gideceğim bu sefer ya. İki tane oraya attım, iki tane de buraya atayım. En azından beceri geliştirici benim işime yarayacak, anladın? Daha benim takım hepsi 19 beceride. 20'ye bari çıkartayım onları. Hoffman. Oğlum Hoffman bir git lan. Oğlum bana buradan hiçbir şey çıkmıyordu ha. 113'ken veririm diyor. Çakal. Oğlum mestolar mestolar var burada ya. Ana bunu seç diyor. Seçeyim abi. Pillo'yu mu? Hayır lan. Seçeceksem Nesta'yı seçiyorum. Bak Nesta'nın üstüne tıklıyorum. Totem yapıyorum şu an. 3 4 en sevdiğim rakam. 4'te hep baş alıyordum ama hadi bakalım. Bu kadar totem yaptım. Artık hadi lan Hoffman Hoffman, başka adam yok sanki ha. Sadece bu mu var lan? Hayda işlere bak. Ya şimdi bütün pointleri harcayacağız, çıkmasını da yani bir yola gitmesini bekliyorum. Bir yolu göstersin bize, bir heyecan yapalım yani. Şu an onun hastası oldum. Olmuyor ya. Kualman. Abi bu adam çok iyiydi ha Sabek. Çok iyiydi. Çok. Vallahi gidiyor. Yine kırdım zincirleri. Yapma, inadına vermiyor ya. Oğlum manyak mısın sen? Psikopat. Oğlum bir yola götür bizi be. Ya ben de inat yaptım şu an ha. Aç. Of. Of. Hiçbir şey vermedi. Lanet olsun, bir daha seni açmayacağım lan. Bir daha seni açarsam ne olayım? Oğlum ayar mı yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ya? Bir kere yola gitmez mi ya? 110'luk adam var ama yola gitsin ya. Satıp çıkanlar nerede? Abi Turam çıktı. 10 milyon satılıyor mu? Yani satabiliriz. 9 milyon buradan kasmış olabiliriz. Sonra öteki kim? Hoffman 2 tane çıktı. Oğlum bu bundan yoktur be. Aynen, belki bunu da bir inceden satabiliriz. Abi neden böyle oldu ya? Çok kötü oldu be. Ben anlamadım bu işi. Allah Allah. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız lütfen like atıp abone olarak destek olmayı unutmayın. Yepyeni başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay. Σαν τι